Kanser bugün dünyada en öldürücü hastalık olarak birinci sırayı halen işgal etmektedir. Türkiye'de 5 kişiden bir kişi kanserden ölmekte, dünyada ise 6 kişiden bir kişi kanserden kaybedilmektedir. Bu sizi ümitsizliğe kaptırmasın. Kanser doğrudan doğruya pek çok sebeplere dayanan, genetiğe dayanan, beslenmeye dayanan ve türlü sebeplerden dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Kanser bugün için çaresiz değildir. Pek çok tedavi şekilleri vardır ve bunlarla da çok iyi neticeler alınmaktadır. Kemoterapi, cerrahi, radyoterapi, immünoterapi, bütün bunlar birleştiği takdirde kanserli hastaların normal olarak kurtulma şansları büyük oranda artmaktadır. Bazı kanserlerde eskiden %10-15 olan kurtulma şansı bugün %25'lere, hatta bazı tümörlerde %95'lere kadar çıkmıştır. Bu büyük başarının arkasında sırları aradığımız zaman doğrudan doğruya çocukluktan itibaren beslenme alışkanlıkları ve civardaki toksite, hava toksitesi, bunlarla beraber her türlü aldığımız doğrudan doğruya tabii olmayan gıdalardan aldığımız besinler de bu yolda en büyük önderlik yapmaktadır. Bundan dolayı daima organiğe kaçmak, kendimizi, en önemlisi beyindir burada, iyi düşüncelerle donatmak ve iyi düşünen, doğrudan doğruya pozitif düşünen insanlarda ise kanser oranlarının daha düşük olduğunu görmekteyiz. Bu da bize gösteriyor ki daima iyi düşünmeli ve doğrudan doğruya pek çok maddeler sayabilirim kanserden korunmak için veya kanser olduktan sonra yapılacak diyetler veya yaklaşımlar yönünden. Ama bizim için en önemlisi doğrudan doğruya çocukluktan itibaren diyetimize dikkat etmek, çocuklarımıza bunu öğretmek ve doğrudan doğruya kanser korkusundan kaçıp korunmak yoluna gitmektir. Kanserden korunmakta tabii ki erken teşhis çok önemlidir. Burada en başta gelen şey doğrudan doğruya belli zamanlarda, belli aralıklarla kontrol olmak, çeşitli tetkiklerden geçmek, bunların sonucuna göre de netice almaktır. Bu arada bunların dışında eğer genetiğinizde, ailenizde bir kanser varsa, mesela kolon kanseri gibi, meme kanseri gibi, over kanseri gibi, prostat kanseri gibi, böyle kişilerde ise doğrudan doğruya erken tanıya varmak için sıklık aralıklarla bu tetkikleri, bu kanser tiplerinin aralıklarla bakılması ve erken teşhisle %95 kurtulma şansınız olduğunu da unutmamalısınız. Burada gelişen son tetkiklerle en ufak bir zemine kadar kanser nokta halinde görülebilmekte ve bu da çeşitli yollarla, gerek cerrahi, gerek radyoterapi, gerek kemoterapi, gerekse immünoterapiyle tamamen yok edilebilmektedir. Burada son zamanlarda ise immünoterapi ön plana çıkmıştır. İmmünoterapi bazı tümörlerde çok büyük başarılar elde etmektedir. Bu başarılar eski klasik kemoterapinin üstüne konmuş yeni bir metottur. Ama bu metot aşağı yukarı pek çok insanı ölümden çevirmekte ve toksitesi çok daha az olduğundan çok daha rahat tedaviyi kaldırabilmektedir. Kanser tedavisi hiçbir zaman korkulacak bir tedavi değildir. Doğrudan doğruya şimdi gelişen yeni ilaçlarla kanser kemoterapisinde yapılan yan etkileri ortadan kaldırmak ve hastaya ertesi günü istediği kadar sağlıklı bir yaşam sağlamak mümkündür. Bu da doktorun tecrübesiyle ve doktorun yaklaşımıyla olacaktır. Sakın kendinizi doktorunuzun dışında, onkoloğunuzun dışında herhangi yerlere kendinizi saptırmayın. Doğrudan doğruya doktorunuza inanın ve doktorunuzun takibinde olun. Bu gösteriyor ki kanser bugün bizim için korkulu bir rüya olsa da ileride tahmin ediyoruz ki 10 sene zarfında kanser %80 temelli bitecektir. Ama şu devrede vazifelerimizi yapalım. Özellikle mesela sigara içmeyelim. Çok basit bunlar. Bunları hepimizin bildiği gibi aşırı alkol tüketmeyelim. Efendim aşırı kızartmalar yemeyelim. Bunların dışında
konserve gibi, kendi yapmadığımız konserveler gibi, ilaçlık, gerek içecek olsun, gerek gıdalar olsun, bunları tüketmeliyiz. Onun için önümüzde çok güzel günler bizi beklemekte ve yeni çıkan ilaçlar ve gün ve gün çıkan ilaçlarla kanseri yenmemiz mümkün olacaktır.